Merhaba, ben gazeteci Bilal Özcan. 43 yıllık magazinciyim ve bundan sonra yorumlarımla Forex 5 TV kanalında olacağım. Evet, Seren Serengil, kocamın yaptıkları kadınlarla gezmeleri beni ilgilendirmiyor dedi. Biliyorsunuz Yaşar İpek'ten boşanmak üzere Seren Serengil, mahkemelikler ve Yaşar İpek'i hapse attırmak üzere. Mahkeme kararı kesinleşti. Yaşar İpek 2 hafta içinde gidip teslim olacak ve büyük bir ihtimalle cezasını çekecek 3 gün olarak. Çünkü konuşma yasağını denmişti. Uzaklaştırma kararını denmişti Yaşar İpek ve kendisiyle yaptığım konuşmada da gider yatarım abi aslanlar gibi, ben erkek adamım dedi Yaşar İpek. Biliyorsunuz Seren Serengil geçtiğimiz yıl Mart ayında Gülben Ergen'in şikayeti üzerine cezaevine girerken yanında Yaşar İpek vardı. Yaşar İpek onu elinden tutup götürmüştü ve zaten o birliktelik, o beraberlik, o yakın ilişki aşka dönüşmüştü ve sonra da evlenmişlerdi. Geçtiğimiz gün Yaşar İpek'le yaptığım konuşmada bana ne dedi biliyor musunuz? Abi, o cezaevine girerken ben elinden tuttum. Şimdi beni o elleriyle cezaevine gönderiyor. Evet, dram. Fakat iddialara göre Yaşar İpek halen evli olduğu halde Göcek'te bir kadınla, Emre Aşık'ın eski karısıyla, eski eşi Yağmur Sarnıç ile birlikte görüntülendi, birlikte oldu. Bu iddia Seren Serengil'in kulağına gittiği zaman Seren Serengil önce tepki vermedi. Sonra da gazetecilerin soruları üzerine eski kocamın yaptıkları beni ilgilendirmiyor dedi. Henüz eski değil ama onun aklından bu aşk, bu evlilik, bu izdivaç, bu koca bitmiş, geçmiş gitmiş anlaşılan. Bu arada Seren Serengil şu anda Türkiye'de değil. Avrupa'da bir ülkede. Nerede olduğunu söylemeyeceğim, nerede olduğunu paylaşmayacağım sizlerle ama kafasını dinlemek için uzaklaştı Türkiye'den Seren Serengil ve huzur bulacağı bir çevreye gitti. Fanları, hayranları ona sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyorlar ama o kimseyle telefonda dahi görüşmüyor. Sadece hayranlarının, fanlarının sorularına cevap veriyor. Bu arada Yaşar İpek'e bir sorum olacak. Yaşar, gerçekten yaptın mı? Gerçekten şu anda evli olduğun halde bir kadınla birlikte oldun mu? Seren Serengil'e ihanet ettin mi Yaşar? Ondan boşanıyor olman ona ihanet etmeni gerektirmez. Eğer gerçekten öyle bir durum varsa bu evlilik kurallarına aykırı. Mahkemede örneğin sen tazminatsız boşanabilecekken normal şartlarda eğer böyle bir şey yaptıysan ve Seren Serengil bunu ispat ederse yüklü bir tazminatta koparabilirler senden. Bu arada Seren Serengil bu olay olana kadar fanlarına neşeli paylaşımlarıyla sürpriz yapıyordu. Her gün neşeli paylaşımlar yapar olmuştu son günlerde. Örneğin son olarak yan yana başlık bu ve altına da yeni şarkım yazdı. İnsanlar tabii güldüler. Seren Serengil'in çok takipçisi var ve çok seviliyor. Şöyle dedi mesela bir fanı. Ya sen çocuğunu daha yeni, çok yeni kaybettin ve bu kadar nasıl mutlu olabiliyorsun? Nasıl bu kadar neşelisin? Seren Serengil'de cevap olarak anlatacağım önümüzdeki hafta canım diye yanıt verdi. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Forex 5 TV kanalında yorumlarıma devam edeceğim her gün. İzleyin lütfen. Beğendiyseniz beğen yapın ve bu kanala abone değilseniz abone olun ama. Görüşmek üzere sevgiyle.